Με προλάβατε με το θέμα της μείωσης των εξοπλισμών. Πράγματι, πριν από λίγο καιρό είχατε πει δημοσίως ότι η Τουρκία και η Ελλάδα μπορούν να μειώσουν τις εξοπλιστικές δαπάνες, πολύ περισσότερο σε μια εποχή τέτοιας οικονομικής κρίσης. Τώρα που θα έρθετε στην Αθήνα και θα έχετε συνομιλίες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να περιμένουμε κάποια συμφωνία, κάποια ανακοίνωση γύρω από το θέμα αυτό? Έχετε μοιραστεί αυτή τη σκέψη, αυτή την πρόταση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Tabii değerli meslektaşımla, değerli dostumla bunları da bu görüşmeler esnasında konuşuruz, konuşabiliriz. Yani şu anda o günün gündemindekileri bütün yanımızda olan bakanların tabii alanlarına da girecek şekilde konuşacağız. Tabii ki bu da bu görüşülecek konuların içerisinde yerini alacaktır. Eğer bu alanlarda biz gerçekten kararlı adımlar atarsak birbirimizi çok rahatlatırız diye düşünüyorum. Όταν διατυπώσατε αυτήν την πρότασή σας, είχατε επισημάνει και τις ευθύνες των Ευρωπαίων που πιέζουν για εξοπλιστικές δαπάνες, για την αγορά οπλικών συστημάτων. Και είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι ίσως ξανασκέφτεστε την προοπτική της Άγκυρας στην Ευρώπη. Ποια είναι η θέση σας? Εξακολουθεί η Τουρκία να επιθυμεί διακαώς να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την οικονομική κρίση και την απροθυμία των Ευρωπαίων να δείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα? Aslında ben tabii bu konuda dünyayı da eleştiriyorum. Dünya savunma sanayine çok büyük paralar harcıyor. Yani bugün dünyada fakirlik, yoksulluk var. Yoksulluk var. Ve bugün milyarlarca insan aç, sefil, yoksul. Ama öbür tarafta 1 trilyon dolar sadece savunma sanayine ayıran bir dünya var. Yani niçin 1 trilyon doları savunma sanayine ayırıyoruz? Gelin bunu o yoksul, fakir ülkelerin, garip ülkelerin halkına harcayalım. Yiyecek bulamıyorlar, giyecek bulamıyorlar. Okulları yok, hastaneleri yok. Buralara yardımcı olalım. Ve insanlığın yarınlarına yardımcı olalım, katkıda bulunalım. Ama dikkat ederseniz bunlar konuşulmuyor. Bunlar yapılmıyor. Ve ben bunu Afrika'da yaşadım. Kendi ülkemin belli bölgelerinde yaşıyorum. Bunları yok etmek için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Elimizin uzandığı yere kadar uzanmaya gayret ediyoruz. Ama şu anda biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Önce gelişmiş ülkelerin bu noktada çok ciddi adımlar atması lazım. Gelişmekte olan ülkeler arkasından bu adımı atmaları lazım. Ve Türkiye olarak biz buna hazırız. Bizim çünkü kültürümüzde de bu var. Şu anda G20'nin içerisinde olan bir Türkiye olarak biz buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Ve bunu başarmamız lazım. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de bu konuda kararlı adımlar atması gerekir diye düşünüyorum. Nedir bu silah, 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 silah? Nereye varacağız? Bu harcamaları kısıp biz bunu farklı yerlere çevirelim. Ve tabii bu tehlikeli süreçler içerisinde, bu sıkıntılı dönemleri silah sanayinde ranta çevirenler var. Dünya silah sanayi bugün eziyor, zulmediyor. Bu rant çevrelerine de fırsat vermeyelim diye düşünüyorum. Το αναφέρατε και νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας για τα ζητήματα τα οποία είναι εκκρεμή και θεωρούνται διαφορές ή διαφορά από τη μία ή την άλλη πλευρά. Πιστεύετε ότι μπορεί να καταλήξουν σε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος των δύο χωρών, ένα θετικό αποτέλεσμα που να βάλουν όντως τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας σε μια νέα βάση? Ben tabii Sayın Simitis döneminden itibaren Türkiye'den Yunanistan'a sık gidip gelen bir başbakanım. Daha sonra aynı şekilde Karamanlis döneminde çok farklı bir süreci başlattık. Yani ailece artık sık sık görüşür hale geldik. Tabii Sayın Papandreou ile ilgili olarak gerek ben, gerek benden önceki arkadaşlarımızın sık görüşmeleri vardı. Ve biz bir defa sınırdaş, kıyıdaş iki ülkeyiz. Bunu başarmamız lazım. Bunu başarmaya ben inanıyorum. Çünkü Yunan halkının Türkiye'den giden ciddi bir kısmı var. Yani Yunan halkı da Türkiye'yi tanıyor.
Türkiye halkı da Yunan halkını tanıyor. Bizim böyle bir ortak paydamız var. Mesela ben çocukluğumu Rum patrolarının yanında geçirdim İstanbul'da. Onların yanında çalıştım. Tanıyorum. Yani benim Rum patronlarım oldu. Bildiğim kadarıyla siz de İzmirlisiniz. Belki Türkçe de biliyorsunuz. Akıbos. Bakın görüyorsunuz yani ortak yanlar meydana çıkıyor. Bunlar çok önemli. Gittiğimizde bazı Türkiye'den göç etmiş olan dostları orada görüyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Onlarla dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Şuna inanıyorum. Yani bizim konuşarak, görüşerek, masada sabırla oturarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmaması lazım. Bunda kararlı olmamız lazım. Kararlı olursak neticeye varırız. Ama birilerinin bizi tahrik etmesine aldırmayacağız. Diyeceğiz ki biz bu sorunu çözmemiz lazım. Çözeceğiz. Αφού σας ευχαριστήσω πάλι για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, αν θα θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον ελληνικό λαό μέσα από την ΕΡΤ. Tabii ben ΕΡΤ aracılığıyla öncelikle Yunanlı dostlarımıza şunu duyurmak isterim. Tabii biz iki dost ülkeyiz aslında. Geçmişimize bakıldığı zaman işte sizler örneğin İzmir'den Yunanistan'a dönmüşsünüz. Sizler gibi daha dönen binlerce insan var. Ve sık sık bir araya gelmek suretiyle dertleştiğimizde ortak yanlar, ortak kültür bakıyorsunuz meydana çıkıyor. Ve bir Marmara depremi yaşadık. Sizler bize yardımcı oldunuz. Atina depreminde biz sizlere yardımcı olduk. O zaman yanılmıyorsam Atina Belediye Başkanı Anastiadis idi herhalde. Sonra Kültür Bakanlığı falan yaptı. Yanlış olmasın. Kültür Turizm Bakanlığı da yaptı. Değil mi yani? Ve biz İstanbul Atina arasında çok ciddi bir birliktelik oluşturmuştuk. Ben de onu ziyarete gittim Atina'da. Ve Atina'ya biz de yardımcı olmaya çalıştık. Ve bütün bu dayanışmanın ruhunda bu var. Ben diyorum ki tüm Yunan halkına sesleniyorum. Bu bir geçiş sürecidir. Sabırlı olun. Sokaklara dökmek, yakmak, yıkmak hiçbir şeyi halletmez. Emeklilerine sesleniyorum, memuruna sesleniyorum, işçisine sesleniyorum, gençlerine sesleniyorum. Bakın geçmişte bunlar bizim ülkemizde de hep yapıldı. Ama hiçbir şey hallolmadı. Yeni seçilmiş bir iktidar var. Ve ortada krizler var. Dünya bir ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin kaynağı malum Amerika. Oradan dalga dalga ta buralara kadar geldi. Hazırlıklı olanlar bu işi biraz daha kolay atlatıyor. Ama hazırlıksız olanlar tabii ki bu sıkıntıyı biraz büyük boyutta geçiriyor. Ama sabırlı olunursa inanıyorum ki Yunanistan'da bu süreci atlatacaktır. Kaldı ki Avrupa Birliği'nin şu anda Yunanistan'a yönelik bazı olumlu aldığı kararlar var. Bu kararlar da bu süreci rahatlatacaktır. Bizler bir dayanışma içerisinde Türkiye-Yunanistan olarak girelim diyoruz. Onun için ben de bakan arkadaşlarımla geliyorum. Ve bu süreçte tabii hep birlikte el ele verip çalışmak suretiyle Yunanistan'ı bence yeniden ayağa kaldırmak mümkündür diyorum. Ama sabır unutulmasın ki sabreden kurtuluşa ulaşacaktır. Kire Prodre, çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Thank you. Thanks a lot. Thank you.